Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten hani bu video gerçekten dolu dolu efsane bir video olacak arkadaşlar. Yani bu videoya sizlerden öncelikle saat 5'e 18 geçe çektiğimden dolayı, yani siz bu videoyu büyük ihtimal 12'de izliyorsunuz veya 1'de 2'de falan izliyorsunuz ama ben bu videoyu tam gece 5'i 18 geçe çekiyorum. Gerçekten ilginç ama o saat, gerçekten o saatte çekiyorum. Hani gündüz mü sabah mı desem gece mi desem onu bile bilemiyorum. Zaten gözümden de anlıyorsunuzdur. Saatin kaç olduğu tahmin ediliyor. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman. 5000 like yapalım ya. Artık bir 5000 like atın. Dünkü canlı yayında çok aktiftiniz. Teşekkür ediyorum. Bu günde çok güzel olun arkadaşlar. İlk olarak dünkü canlı yayında açtığım bedava elit paketine gidelim. Evet arkadaşlar, gerçekten efsane bir paketti. Şimdi de açtığım 1000 FIFA Points'lik rekortmenler paketine gidelim. Bakalım güzel bir oyuncu çıkartabilmiş miyim? Evet arkadaşlar, oraya da gittik. Bence güzel bir videoydu. Ben o videoyu çok beğendim. O yayını çok beğendim. O yayında birazcık şanslı gibiydim. Biraz da şanssız gibiydim. Gerçekten güzeldi. Ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar pazara giriyorum. Öncelikle bir takımıma geleceğim. Takımımı fullleyeceğim. Yani en yüksekken yapacağım. Hemen yapalım en yüksekken. Evet, 95'ken oldu. Şimdi arkadaşlar pazara geliyorum. Açık arttırmadaki öğelerim diyorum. Ve buradan Motta'yı alacağım. Sonrasında da Dani Alves. İki tane... Paris Saint Germain'li güzel defans oyuncusunu sattım ve tam 12.349.000 coins oldu arkadaşlar. Ve burada da şöyle bir paket gelmiş bu arada. Yani bugün paket açtığımızı zaten fazla izlediniz birazcık. Ücretsiz paketimizi açalım. Hemen bir açalım abi. Ben bu paketi açmayı çok seviyorum çünkü bu paketi açmadan olmaz. Martina diye bir oyuncu çıktı. Açtım paketi ve Martina çıktı, yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 40 saat süreli bir paket gelmiş. 1 milyonla 50 bin arası ve 5 bin ile 100 bin arası. Ben 5 bin antrenman XP'si çıkartıp böyle bir 700 bin coins falan çıkarmak istiyorum. Hemen açıyorum bunu da. Bakın sizler için açıyorum. Gerçekten ihtiyacım olduğu için değil. Haydi bakalım EA Sports, bana bir şans getir. Ve bastım. 150 bin jeton ve 15x500. Kaç eder bilmiyorum ama öyle bir şey çıktı. 15x500 antrenman XP'si çıktı. Sağlık olsun, 150 bin coins çok işime yaramayacak bir şey ama 50 bin çıkmasından iyidir. Haydi bakalım. Şimdi Dele Alli'mize arkadaşlar geliyoruz. Bayağı bir lig puanı kastım ve Dele Alli'mi yükselteceğim. Yani gerçekten artık bayağı bir yükseldi bu. İki kere yükselteceğim. 2.167.000 coins'e Dele Alli'yi tam 105'ken yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir yükselttim ya. Bayağı yüksek oldu şu anda. Şimdi daha da yükseltmeler yapacağım. Özellikle kimi yükselteceğimi bilmiyorum ama yükseltme yapmayı düşünüyordum ben bu videoda zaten. Ve 10 milyon coins var elimde. Bu 10 milyon coins'in en azından bir 5 milyonunu falan harcamak istiyorum. Kalsiyum, Özcan falan filan birileri var. Ve bunlarla ne yapabiliriz abi? Kalsiyum'u... Bir dakika, Kalsiyum değil de Özcan daha yüksek, Özcan'ı yükselteyim. Özcan yok, Kalsiyum daha düşük, aslında daha düşük olanı yükseltmek daha mantıklı. Torres kalsa mı? Hangisini kalacak abi? Takımda hangisi kalacak, hangisini satacağım bilmiyorum. Ama arkadaşlar Solbeck'i satmayı hiç düşünmüyorum. O yüzden Solbeck'i yükselteceğim. Evet, satmayı hiç düşünmediğim bir oyuncu var. O yüzden onu yükselteceğim. Şöyle 3 kere arttıracağım arkadaşlar bunu. Evet, şöyle bastım. Bayağı bir antrenman XP'si bastım. Gerekli gereksiz her şeyi bastım. 671 coins de buna veriyoruz. Ve bunu da 96'gen yaptım arkadaşlar. Takım 96'gen oldu. Ve şimdi sırada abi en düşük kalan Lindelof var. Ama Lindelof yerine yeni oyuncu gelir gibi hissediyorum. Yani gelecek gibi duruyor. O yüzden ona bir ellemeyeceğim bir süre. Royce de kalsın o şekilde bir.
Kalsiyumu da yükseltmek istiyorum. Koulibaly'yi de satmayı düşündüğüm için yükseltmek istemiyorum hiç. Gerson'u da değiştirmek istiyorum. Sol orta saha, sağ orta saha olduğu için. Özcan'ı mı yükseltsem? Kastrom. Kastrom'u yükselteceğim arkadaşlar o zaman. Bir iki yende de bu adamı yükseltebiliriz. Ama arkadaşlar ya yükseltmeme hiç gerek yok. O yüzden yükseltmeyeyim. Gerek yok yani. Gerek olmadığı için yükseltmek istemiyorum. Beceri geliştiricilerine bakalım hiç yükselen var mı? Yok şu anda ama bayağı bir yakınlaşan var. Hemen arkadaşlar etkinliklerden haftanın takımı etkinliğine geliyoruz. İkonlar etkinliği maalesef ilenmedi. Mart ödüllerindeki ödülü ben almış mıydım onu da hatırlamıyorum tam. Evet almışım galiba. Hemen haftanın takımı etkinliğine giriyoruz. Ve o zaman haftanın takımı etkinliğini oynamadıysam onu oynarım sizlerle beraber. Yeni takımımla sağ bekim gitti ama sol bekimi yükselttim ve yeni bir sağ bek aldım. Değişik oldu takım, daha farklı oldu. Dele Alli'yi de test etmiş olacağız bu durumda. Hemen Dele Alli'mize top gelsin, bakacağız. Bu arada son haftanın takımının en iyi oyuncusu. Ve bu saatte gerçekten bu kadar nasıl konuşabiliyorum bilmiyorum ama gerçekten başım çok ağrıyor. Evet son. Özcan. Lindelöf. Dele Alli'ye. Alli güzel hareket. Oradan atar mısın be? Ben seni boşuna mı boşuna yükseltmişim abi? Adam atamıyor. Çöp. Romagnoli göz kontrol yapamadı. Çöp müsünüz? Yapmayın bunu bana. Çok rahat geçti lan. Tamamdır. Güzel. Buffon. Koulibaly. Jorge. Olmadı abi. Bu olmadı. Güzel. Bu da o değil de gol atamıyorum ilginç bir şekilde ya. Bir dakika. Şu topu alayım da gol atayım ben bir tane. Son. Arkadaşlar gol yedim ve çok heyecanlı oldu. Şimdi bakalım 34 dakikada 2 tane gol atabileceğim mi göreceğiz. Umarım atabilirim ya. Umarım atarım. Bu arada 34 dakikayı yanlış da hesaplamış olabilirim şu anda. Hani bakayım. Ya büyük bir ihtimal 34 dakika var. Torres. Torres geçti. Torres kaleciyi de o şekilde geçmeyi planlıyor. Abi bir dakika çok sıkıştım şu anda ya. Aslında o şekilde geçmemem gerekiyor. Yine hatırladım. Ve hata yaptım abi. Evet. Marco Reus. Marco Reus. Marco Reus direkt. Alli. Alli. Ama ya. Yapma bunu bana. Alli yapma bana bunu. Ve 1-0 abi. Maç ilginç bir şekilde kazanamıyorum. Haftanın takımı lan bu. Beleş. Evet Alli. Alli. Alli geçti. Deli Ali çok rahat. Deli Ali attı ve 12 dakika kala da olsa birazcık yaklaşabildik arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu arada demin galiba 24 dakika vardı ama gecenin bu saatinde olduğu için matematik hesabımı yanlış yaptım. İlginç bir şekilde. Müller. Son. Lauton. Lindelöf. Lindelöf. Aa bu yapmıyor. Abi ben bu adam şey yapıyor sanıyordum, yapmıyormuş. Gökkuşağı yapmıyormuş. Gol yemezsem şu an gol atarım. Evet atacağım. Deli Ali taşırsın sen o topu. Deli Ali. Alli gidiyor. Alli kaptırmazsa gol. Evet. Evet arkadaşlar son dakikada golümüzü tekrardan atıyoruz bakalım. Deli Ali ile 2-1 oldu arkadaşlar. Sonradan da etkinliği de oynayıp videomuzun sonuna geliriz. Deli Ali gerçekten güzel oldu abi 105'ken. Daha da yükseltmeye ihtiyacı fazla da yok. Ama yükseltirsek tabii ki güzel olur. Ve arkadaşlar bu arada bugün göstermeyi unuttum. Ama şu ana kadar izleyenler yorumları şu ana kadar izlemekle alakalı şu bu maçla ilgili bir şeyler yazın. Diğer videoda da o maçla ilgili yazdığınız şeyi videoda göstereceğim. Şurada efsane bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. O yazan kişiye de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir yorum var orada. Siz de güzel bir yorum yapabilirsiniz. Yani öyle diyeyim ben size. Ve hemen bu paketi açalım. Belki oyuncu falan çıkar. Evet, çıkmasın. Çıkmasını istemiyorum. Çünkü hepsini aldım. Diğeri boşa gider çünkü. Öyle geliyor bana. Ve haydi bakalım. İkonlar bu arada nasıl olacak çok bilmiyorum. Kadro kurma görevleri falan da gelmedi. Umarım gelir yani ya. Keşke gelse. Umarım gelir. Torres. Torres. Fernando Torres. Bu hareketi yapmam yanlış mı oldu? Yok, çok doğru yaptım. Torres tekrardan. Şöyle abi çıkma dışarı. Bitiş burasıysa nasıl? Burada bitiş yazdı. Çok ilginç. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzam gerçekten efsane bir video gidebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar gidin o videolara. Ve şuradan da dediğim gibi abone olabilirsiniz. Canlı yayınlardan falan haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok teşekkürler ve bay bay.